demiştik ki Hazreti Allah Celle Celaluhu bir kanun koymuştur. Bu da kendisi haşa zulümden münezzehtir. Cenab-ı Hak zulüm denilen afetten, felaketten münezzehtir. İnne Allaha ye'muru bil adli. Allah adaletle emreder. Zulümle değil. Emrettiği hiçbir hükümde zulüm yoktur. Haşa. Adalet vardır, merhamet vardır, fazilet vardır. O bakımdan Allahu Teala'ya zulüm fiili isnat etmek, Allahu Azimüşşan'a zalim sıfatını reva görmek bir mümin için tasavvur olunacak bir şey değildir. Onun için bazen konuşmalar arasında müminin imanını mahveden kelimeler işitiyoruz. Kelimeler işitiyoruz. Ne diyor? Zalim kader, zalim kader bana oyun oynadı diyor. Zalim kader bana cilve yaptı diyor. Kaderin cilvesi. Zalim kader. Kader ne demektir? Allah'ın mahlukat için ve bahusus insanlar için çizdiği proje demektir. Proje, plan. Hayatta takip edeceği bütün yollar ve yönler. Hayatta yaşayacağı imkanlar, mekanlar, zamanlar ve bu zamanlara, mekanlara ait ilahi takdir hakkı. Kader budur. Allah'ın muradıdır kader. Allah'ın arzusudur. Allah'ın planıdır. Allah'ın tayinidir. Allah'ın tertibidir. Allah'ın o insan hakkındaki kanunudur. Zalim kader deyince Allah zalimdir demek istemiştir. Aynı manaya çıkar düşünürseniz ve bunu düşünmek zorundayız. Kader bana oyun oynadı demek, Allah bana oyun oynadı, bana zulmetti demektir. Var mı şimdi bu itikadın yeri İslam'da? Böyle söyleyen bir nice ahmak kafir olup gidiyorlar. Bir nice ahmak. Bunların Müslümanlıkla ne alakası var? Zulümden münezzeh Cenab-ı Hak. Ancak cezalandırır. Cenab-ı Hak ceza veren bir Halık'tır. Mükafat verir, ceza verir. Öyle hiçbir şey yapmayan bir şey değil. Bizim iman ettiğimiz Allah Celle Celaluhu hayır işleyenlere cennetini, mükafatını verir, şer işleyenlere de ceza verir. Ceza verir. Bazıları Allahu Teala'yı nasıl kabul ederler, nasıl inanırlar bilmiyorum. Zaman zaman söylediğim